Günaydın. Gözlerime güneş vuruyor, açamıyorum fazla. Zaten günlerden beri uykuda uyuyamıyorum. O yüzden birazcık kısık konuşacağım sizinle. Bugün yine kaportayı düzeltmeye gidiyoruz. Diş beyazlatma yaptıracağız. O yüzden sizi de yanımda götürmek istedim. Belki isteyenleriniz vardır yaptırmak, nasıl olduğunu, sürecin nasıl geçtiğini falan hiç bilmeyenleriniz vardır diye. Çekmek istedim. Hem de bana arkadaş olun çünkü yine Bakırköy'e gideceğiz. Benim evim Bakırköy'e 3 vesait olduğu için aşırı canım sıkılıyor giderken. O yüzden hem birlikte gidelim, hem muhabbet edelim, hem de bana arkadaş olun diye bugünü vloglamaya karar verdim. Şimdi birazcık yüzümü gözüme makyaj yapacağım. Çünkü gördüğünüz gibi şu sivilcelerim beni basmış durumda. Onları kapatmak için elimden geleni yapacağım ama nafile olacağını biliyorum. En azından deneyeceğim. Makyajımı falan şöyle bir kapatarsak yapıp daha sonrasında da şu saçıma birazcık maşa yapmak istiyorum. Sizi de hatta şuraya koyayım. Saçımı falan şöyle bir üstün körü toparladım. Önüme gelmesin diye rahat rahat makyajımı yapayım diye. Ve tam vaktim fotofokusunu kullanıyorum göz altıma. Bu artık zaten benim bütünleşmiş bir parçam. Çok seviyorum ya bu kapatıcıyı. Keşke 50 tane stoğum olsa. Diş beyazlatmayı da uzun zamandan beri istiyordum ama cesaret edemiyordum açıkçası. Çünkü benim dişlerim hassas. Yani diş eti hastalığım var. Diş etlerimde çok fazla kanamalarım var. O yüzden bu işlemler, beyazlatma işlemi, dişi daha fazla tahriş edebiliyormuş diye duymuştum. Bilmiyorum, bugün gideceğim doktorla falan bir konuşacağım. Eğer bir problem teşkil etmezse yapılır. Ama baktık gördük benim dişten hiçbir şey olmazsa sadece diş taşı temizliği yapılır. Belki beyazlatma da diş eti rahatsızlığım geçirildikten sonra yapılır diye düşünüyorum. Doktora gittim işte bu diş etlerim çok fazla kanadığı için ve çok sızım sızlıyor. Benim dişlerim sallanıyor bu arada. Hani zaten şurada bir boşluk var diyorsunuz ya, orada bir şey kalmış falan diyor kendi bilmezlerin 2-3 tanesi. Orada hiç etim olmadığı için dişlerimi kavrayacak bir et de olmadığından dolayı ekstra bir sallanıyor. O yüzden bakalım bugün bir ne edilir, ne yapılır bir bakılacak. İnşallah dişsiz kalmam bu videonun sonunda. Şey diyenler olmuştu ya, dudak dolgumu yaptırdığım videomda. Dudağından önce git dişlerini yaptır. Yaptırıyorum. Evet, yine kendimi alıkoyamadım. Hayvan gibi bir eyeliner çektim. Şu kirpiklerimi de birazcık kıvırayım. Allah! Her şeyi ezdim ya. Hadi çıkalım. Allah Allah! Bu kız sonunda evden çıkar. Rujumu değiştirdim çünkü diğer ruj benim yaşımı çok büyük gösterdi ya da bu makyajla yakışmadı, bilmiyorum. Hoşuma gitmedi. O yüzden rujumu değiştirdim. Şimdi gitmeye başlıyoruz. 3 vesait. Hazır mısınız? Ben değilim. Böyle bir şey yapmayı böyle. Vallahi benim senelerden beri aklımdaydı ya. Çok istiyordum da bir 6 seneden beri falan. O zamanlar hiç kimse yoktu tabii. Siz yaşınız çok fazla değil mi? 22 yaşına bir önce girdim yani. Teşekkür ederim. Diğer bir nesil çok stresli bir toplumuz. Gece diş sıkma. Evet, ben de çok fazla. Dişler en çok değerli, inanılmaz iki şey bu. Hani diş fırçalamamak bile daha az var. Peki nasıl önüne geçebiliriz? Daha yeni bunun konusu geçti. Anlatıyorum, dişimi sıkıyorum falan, elimde kalacak. Sayın Hoca size daha şey anlattı. Birkaç üç kuş. Diş sıkmayla ilgili bir gece pilavı uygulaması var. Gece takıyorsunuz, o sıkma alışkanlığı. Jel gibi bir şey galiba, bu silikon bir şey. Evet, silikon bir şey. Onu takıyorsunuz ve diş sıkma alışkanlığı yavaş yavaş geriliyor. Peki bu diş, mesela benim dişlerim yamuk yumuk. Tel takmadan birazcık düzeltme yemeği bir şey yok mu? Var mı? Ay çok iyi olur. Doğru, ben anlatıyorum ama yok, size, yok. Sayın Hoca çok daha detaylı ve doğru anlatacak. İşte yaz geliyor, renklendirici
meyvelerden, tabii, her şeyden yiyorsunuz. İçeceklerden. Tabii bu sefer şöyle oluyor. O ister istemez böyle üzerindeki o birazcık parlaklık hafiften gitmeye başlayınca diyorsunuz ki azaldım etkisi. Aslında etkisi azalmıyor. Sizin gözünüz o yandaki o beyazlığa alışıyor. Onu da pipetle içerim ben. Hiç düşünemeyeceğim. Doktorumuz canımı yakmayacakmış. İğne de yapamayacakmış. Tabii, o yüzden problem yok. Beyazlatma da öyle bir şeyler söz konusu değil. Evet, süper, tamam. Ben de öğreniyorum. Beni izleyenler de öğrensin. O yüzden. Şimdi fırçayı, bakalım dişinizi böyle fırçalayın, tamam mı? Böyle evet, dümdüz olarak koymuyoruz. Aha. Hafif eğimlendirip koyuyoruz. 45 derece açıyla. Diş etlerine birazcık gitsin. Arada yani boşluk var. Şimdi koyduğunuz açıyla boşluklar kalmıyor. Öyle tam mi? Araya oturuyor. Aa, çok değişik. En büyük püf noktası bu oluyor. Burada dairesel 10 tane daire diyoruz biz. Hmm. Hareket çizip sonra süpürme hareketiyle dışarıya. Burada hareketlendirdiğiniz şeyleri süpürerek dışarıya atıyoruz. Aa, çok bir diş fırçası boyu öne gelip aynı hareketleri tekrarlıyoruz. Hop hop. 45 dakika. Ha, 45 derece. 45 derece. Peki 4 dakikaydı değil 10 mi? 10 tane. Bu aşağı yukarı 4 dakikaya gelir tabii. 10 dairesel hareket bir süpürme. 10 dairesel hareket bir süpürme. Çok iyi, pilates gibi. Evet, iç taraf içinde aynısı. İşte iç taraf biraz zorluyor insanı ya. Hmm. O yüzden böyle küçük diş fırçaları benim daha çok işime yarıyor. Evet, üçgen uçlu olanlar var. Daha tabii kafası küçük olanlarla daha rahat hareketler yapılır. Hmm. Ayrı bir süpürme, bir diş fırçası boyu. Diş uçtu mu? Peki bir şey soracağım. Dil temizliği, dili falan fırçalayan insanlar evet, var. Doğru mu? Olabilir. Tabii ki dilin üstünde de bakteriler kalıyor. Dili de fırçalamak, hafifçe bir fırçalama yeterli olmuştur. Tamam, öğrendik. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Zevkli. Bundan sonra herkes yok, ondan sonra pilavım çıktı, yok dişim çürüdü. Düzgün fırçalamadığımız için. Ben 10 saniyede böyle yapıyorum, bırakıyorum. En az 4 dakika fırçalamak gerekiyor. Aşağı yukarı bu dediğiniz 4 dakikayı buluyor. Evet, bir de elektrikliler daha iyiymiş değil mi? Elektrikli tabii ki uyarıyor son modeller. Son model alıyoruz hepimiz kendimize. Benim bunu sabitleyebileceğim bir yer var mı? Böyle mikrop evet, oluşturmayacak bir nasıl yer. Zor işler, zor. Azıcık unutturalım. Öyle mi? Ay, iğne mi? Bunlar kayıt ediyor mu? Evet, evet. Biliyor. İğne yok. Tamam. Böyle dişlere küretaj. Sonra küçük bir serbest diş eti grepti ya da bağlı kısa grepti. Nasıl seviyeliyse ona göre bir karar verip grep sonları. Gerçekten küçük oldu ki. Evet, şimdi beyazlatma yapacağız. Bir şey isterseniz burada ekleyin. Teşekkür ederim. Kahve genelde kahveyle yaşıyorum. İşte çok güzel. Ana fotoğraf çekilmek istiyorum. Ne bu? Şununla şöyle ağzı açıyor. Tamam, takıyorum şimdi. Çok ilginç. Tamam, hadi takalım. Ha? Ne bu? Bunu da fotoğraf çekilmek istiyorsanız çok çekin. Çok güzel. Şimdi. Güzel mi? Çok güzel. Önce küçük pamuklarla tükürük için bir izolasyon sağlıyoruz. Şimdi yerleştirmeye başlıyoruz. Bu ne ya? Bu nitrat artı klor eklenen preparatlar var. Onlar hassasiyeti bir umuma indiriyorlar. Metal olan çok eğlenceli. Böyle çeneyi açıyor, vidalı gibi. Kapatamıyor aslında. Tabii ama bir de eklem sorunu yaratabilir. O yüzden pek kullanmıyorum. Onları ameliyatlarda kullanılıyor daha çok. Bu ışık. Koyduğumuz bariyerler kompozittir. Onları... Ha. Aynısı gibi. Benzer. Sen gözlüğü çıkar, bir de gözlük takıyor. Mavi ışık gözlere rahatsız ediyor. Yastık. Size başarılar. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Bay bay. 15 dakika uygulandıktan sonra bir daha sürüp bir daha bir 15 dakika uygulayacağım. Ondan sonra bir kumuş olacak. Allah. Her yer tükürük. Valla hiç sızlamadı benim dişim ya. Vallahi. Ay. Aa, dişlerim beyazlamış.
Çok beyazlamış. Ne güzel. Aşırı beyazlamış. Geliyor şimdi. Nasıl? Mükemmel. Bir tane bile sızlamadı. Çok da güzel değil mi? Önceki hale göre. Şu an şok oldum. Hiç o kadar renkleniyordum. Harika. Çok teşekkür ederim ya. Hadi fotoğraf çekelim. Ben de. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Size de çok teşekkür ederim. İki elden. Beyazlığı artıyor. İki gün boyunca beyazlaması devam ediyor. İki gün daha devam ediyor. Yani sonra tekrar yapıyorsan çay sonra mesela. Hocam akşam ılık süt diyorum değil mi siz? Ilık süt diyorum bir saat sonra iyi gelir. Islama varsa etrafta. Tamam güzel. Herkese bir gün sonrasından merhaba. Neden bir gün sonra geldim? Çünkü doktorum 24 saat içerisinde dişlerimin daha da beyazlayacağını söyledi. O yüzden size son durumu tamamıyla çekmek istedim. Dişlerimin beyazlığı şu an bu şekilde. İlk defa bu kadar beyaz görüyorum dişlerimi. Ben gerçekten hiç çok çok memnun kaldım ve hiçbir ağrısızlığı hissetmedim. Beni özellikle çok korkutmuşlardı. İşte dişlerinde dolgu varsa o dolgular çok fazla acıyacak, dişlerin sızlayacak ve İnternette okuduğum kadarıyla ara ara böyle elektrik şoku gibi bir şeye gelecek diye şeyler okudum. Ben de hiçbiri asla yaşanmadı ve benim diğer korktuğum bir nokta, bahsettiğim gibi benim diş etlerim çok fazla rahatsız. Yani diş eti iltihabı gibi bir şey var bende. Ve şuradaki etimin kopmasından birisi de bu, dişlerimin etleri çekiliyor aşağı doğru. Hem dişlerimin sallanmasına sebep oluyor hem de diş hassasiyetine çok fazla meyillendiriyor ve aşırı derecede dişlerim kanıyor. Ben doktoruma bunları anlattım. Kendisi zaten baktı gördü. Normal bir insanda şıkısında bir tane damar mı bir şey olması gerekirken sinirdi galiba. Bende 3 tane varmış. Bu hem dişlerimi çürütmeye hem tartar oluşumu arttırmaya hem de bu şekilde diş etlerimin çekilmesine sebep oluyormuş. Bunun kesme biçme bir işlemi varmış. O yüzden periodontolojiye yönlendirdi beni. Diş eti hastalıklarına ekstra bir gitmem gerekiyor. Ama beyazlatma ve tartar temizliği konusunda kesinlikle bundan sonraki favori doktorum. Çünkü neden? Benim daha önce gittiğim doktorlar, yani devlet hastanesi olsun özel olsun fark etmez, ben dişlerimi yılda bir defa en az tartar temizliği, plak temizliği yaptırıyorum, zorundayım. İlk defa hayatımda bir doktor plak temizliğini yaptıktan sonra canım hiçbir şekilde sonrasında acımadı. Normalde daha öncesinde yaptırdığımda bir hafta boyunca, size yemin ediyorum, bir hafta boyunca dişlerim sızlamıştı. Adam artık nasıl bastırarak falan yapıyorsa bilmiyorum, bir hafta boyunca dişlerimi sıkamıyordum. Bunda hiç öyle bir şey yaşamadım ve iki kişi zaten aynı anda müdahale ediyorlar. Fiyat konusunu bana lütfen sormayın çünkü Instagram'dan çok fazla post paylaştım. Beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Orada DM'den falan çok fazla fiyat bilgisi için soru geldi. Ben direkt buraya etiketleyeyim size. Oradan kendiniz sorun Seyit Bey'e kaç lira olup olmadığını. Çünkü ben sizin birebir kendinizin konuşmasını, kendinizin ne istediğinizi, ne yapılması gerektiğini dişlerinize anlatıp konuşursanız daha doğru bir fiyat bilgisini oluşturursunuz. Ben çok memnun kaldım. Gerçekten aşırı memnun kaldım. Şöyle bir şey var. Caner de çok beğendi dişlerimi bu arada. Onunkilerini de düğünden 2 ay önce yaptıracağız. Gideceğiz. İkinizinki de hem beyaz olsun diye. Ya ben özellikle şimdi evleneceğim ya. O yüzden videonun başında söylediğim gibi kaportayı düzeltmeye çalışıyorum. Tabii ki çok oynamıyorum kendimle ama İstediğim içimde kalmasını istemedim. Özellikle de evleneceğim yıl bunları yapmak istedim. Bir sonraki zamanlarda belki fırsatım olmaz maddi manevi. Bir sonraki zamanlarda zaten evlilik gibi çok önemli bir olayın olacağını da zannetmiyorum hayatımda. Ki olabilir bilmiyorum. Yani bu sene istedim. Düğün fotoğraflarımda, anılarımda güzel çıkmak istediğim gibi, gözükmek istediğim gibi çıkmak istediğim için böyle kendime ufak ufak bakımlar yaptım şu son zamanlarda. Dediğim gibi çok da memnun kaldım. Bu arada dudağımın da şişliği az çok indi. Şimdi birazcık daha doğal duruyor. İlk zamanlarda çok şişti. Ödemi vardı. Sadece şu kısım, şu kısımdan küçücük bir şey inik olduğu için o kısımdakini aldırtacağım bir sonraki seansımda. Ve dişlerimle de çok güzel oldu. Böyle girdiğim zaman dudaklarım sıfır durmuyor ve dişlerim de artık sarı durmuyor. O mavi ışıktan bu arada 3 kere yapıldı. 15, 15, 15 yani toplam 45 dakika süren bir mavi ışık seansıydı. Zaten başka da bir işlem yapılmadı plak temizliği haricinde. Çok basit bir işlem, gözünüzde sakın büyütmeyin. Ne iğne giriyor ne uyuşturuluyor. Bir tek sprey sıkıldı şu dişimin alt kısmına. O da plak temizliği yapılacak diye. Başka da hiçbir işlem yapılmadı. Yani bayağı temiz bir iş. Hiç korkmayın, gözünüzde büyütmeyin benim gibi. En fazla bir saatinizi alabilecek bir işlem. Ve süresi de 1 yıl ile 3 yıl arasında değişiyormuş. Benim bakma tipime göre. Mesela ben sigara, çay, kahve falan tüketen bir insan değilim. O yüzden bende durma süresi Caner'inkinden muhtemelen daha uzun olacak. Çünkü Caner'de çay, sigara, kahve hepsi var. Ve dişi sarartan etkenlerden
birçok tanesini saydılar dün. Çok şaşırdım. Nar ekşisi, havuç, kırmızı şarap, kola falan bu tür değişik şeyler dişlerin sararmasına, erken sararmasına sebebiyet veriyormuş. O yüzden kullanımını azaltmamız, hatta hiç tüketmememiz gerektiğini söylediler. Ama Deniz şu an dişleri mükemmel ya. Ya dişleri yazdıkın. Artık çok kutluyum. Şu orta kısımdaki yerde muhtemelen ben periyodontolojiye falan gidip diş etlerimi falan yaptırdıktan sonra düzelecek bir durum. Şu anki görüntüsünden evet rahatsızım ama şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Dediğim gibi doktor müdahalesinden sonra, kesip biçme olayından sonra olacak. Çünkü şuradaki yer kesilip üst tarafa dikilecekmiş. Diş etlerim aşağı doğru kayacakmış falan. Değişik bir şeyler anlattı dün doktorum ama benim ilgi alanıma girmediği için, pek bir bilgim olmadığı için açıkçası dinlesem de anlayamadım. Benim videom bu şekildeydi. Diş beyazlatma sürecim de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Gözünüzde büyütüyorsanız sakın büyütmeyin. Çünkü gerçekten ağrısız, sızısız ve çok basit bir işlem. Yorumlarınızı bana yazmayı, olumlu ya da olumsuz, eleştirecek şekilde olumsuzlar olursa, hakaret olmayacak durumda olur. Ve bazı insanlar işte of sponsorlu falan filan yazmazsa da çok sevinirim. Sponsorlu ya da sponsorsuz bir videonun olması inanın sizi hiç ilgilendirmez. Bu benim ve sponsor veren kişinin arasında olan bir durum. Bu dediğim gibi sponsorsuz bir video ama eğer sponsor bir video olursa, çekersem de mutlaka söylerim. Ya da aşağı açıklamalar kısmında mutlaka belirtirim. Ama lütfen yok işte şu parayı basmış herhalde, şu şöyle yapmış falan diye çirkin yorumlar atmayın. Çünkü parasını siz vermiyorsunuz. Korkmayın, sizin cebinizden çıkmıyor. Ve benim kazandığım para da kimseyi ilgilendirmiyor açıkçası. Dediğim gibi sizi ilgilendiren kısmı sadece benim sponsor olup olmadığını belirtmem. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öptüm.